Evet arkadaşlar, yeni bir videodan herkese selamlar. Baştan da göreceğiniz üzere bu videoda traktöre otomatik dümenleme takıyoruz. Ben de şu an onun için köye doğru gidiyorum. Montaj ekibi şu an yoldalar, benim önümdeler, onlar gidiyorlar, ben biraz geç kaldım bir tık. Ben de gidiyorum köye doğru. Yoldayız, markası FJ Dynamics diye okunuyor. Fakat tabii biz bunu çiftçiler olarak kendi aramızda FJD olarak isimlendirebiliriz. Şöyle. Nasıl mesela ben Nivold'unda Nivoldant diyorum. Bu da onun gibi bir şey yani. FJ Dynamics demek yani FJD, yani ben bunu tercih ediyorum kendimce. Ama tabii isme gelirsek FJ Dynamics diye okunuyor. Yoldayım, bakalım takacağız. Sistemin size tüm avantajlarını, kullanım kolaylığını, menü arayüzünü, faydalarını hepsinden bahsedeceğiz size. Montaj esnasını, daha sonra uygulamasını, ekranın içinde neler yer alıyor, nasıl kullanıyoruz hepsini tek tek göstereceğiz. Evet, birazdan montaj başlamış olur sizin için. Bizim için daha biraz var. Köye bir yarım saatlik kadar yolum var. Şöyle yoldayım. Bakın aramızda yeni bir arkadaş var. Kafa sallayan köpek babam almış. Daha isim koyamadık. Aramıza yeni katıldı. O da artık bizimle. Onu bu arada Passat'tan söküp galiba TR6'ya takacağım. Birer tane alıp her traktöre taksak mı? Evet, tüm traktörlere birer tane. Evet, böyle gidiyorum yani arkadaşlar, yoldayım. Bu arada videoyu kestim ama söylemeyi unutmuşum. Bence çok iyi bir video olacak. Yani ben olsam bu videoyu şahsen izlerdim. Farklı bir olarak bakıyor olsaydım bu kanalda kesinlikle izlerdim. Çünkü ilgi duyduğum bir konu. Bakalım, biz de artık otomatik dümenlemeye geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, köye geldim. FJ Dynamics montaj ekibi geldi. Şimdi dün mısır hasadının son günüydü. Traktörle tır çekiyorduk biz, tarlalar çamur olduğu için. O videoyu da görürsünüz. Bu videodan önce mi sonra mı görürsünüz bilmiyorum ama. Öyle olunca traktör biraz çamurluydu. Yine babamlar biraz temizlemiş traktörü ama. O sağ aksın oraya bir sensör takılacak. O yüzden şu bölgeyi bir temizleyeceğiz. Zaten burada pek bir şey yok. Hava da soğuk zaten. Şansımıza ne zaman böyle güzel bir şey yapacak olsak hava buz gibi oluyor. Soğuk olmasından ziyade bir de rüzgar ve yağmur da var. Hepsi bir arada yani. Kombo yedik. Şuraları da biraz temizleyelim. Tamamdır, yeterli olmuştur sanırsam. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Kamera kayıtlı mı? Kayıttayız. Biçeri çıkardık şöyle garajından. Biçeri çıkardım. Biçeri orada yapacağız, hava soğuk olduğu için. Şimdi gerekli bazı malzemeler var. Ben onları toplayıp aşağı gideceğim traktörle. Evet, bu arada yağmur kesildi. Şimdi gerekli malzemeler, bunlar daha doğrusu için daha çoğu. Direksiyonu sökmek için ufak bir tornavida lazım. Onun için burada takım sandığımız var. Şöyle açılmamaya meyilli bir lokma takımı. Ve üçlü priz orada. Şey yapmak için, üçlü priz değil de uzatıcı, ara kablo. Bunları yerleştirin traktöre. Evet, aşağı doğru gidelim. Açıkçası bu videoda biraz heyecanlıyım. Nasıl olacak, ne olacak? Basalım bakalım traktörün marşını. Traktör bugün çalışmayacağım diye ısrar ediyor özellikle, niye böyle yapıyorsa. Şimdi arkadaşlar, FJ Dynamics'in içinde aynı zamanda geri görüş kamerası da geliyor. Wi-Fi kamera geliyor, Wi-Fi kamera geliyor bir tane. O yüzden bu ekranı iptal edeceğiz.
Şu anlık tabii yerinde duracak da. Daha sonra ilerleyen zamanda bunu iptal edeceğiz. FC Dynamics'in ekranını direkt buraya alırız. Kamerayı falan da yani artık komple tek vurulur. Şimdi buraya takacağız. Biçere çıkardım bu arada. Biçere şey yaptım. Tek marş çalıştı yani. Aküyü taktık, tek marşla çalıştı. Şuradaki boşluk biraz az kalmış. Acaba geçecek mi traktör? Berkay merhaba. Merhaba. FC Dynamics Ülke Müdürü Aykut ben. Bugün senin yanına geldik. Bu sistemimizi senin traktörü de kuralım. Sonra da bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bundan sonrası sende. Evet. Başlayalım. Yavaş başlayalım. Yavaş. Şimdi ilk kutumuzu açalım. Kutuyu kaldırıyorum. Bunun içinden şu çıktı. Bunun üzerine daha ekleme yapacağız. Bu bizim RTK istasyonumuzun ayağı. Hı hı. Kendisi burada. İlerleyen safhada kurmaya devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Şu senin traktörünün uyduyla tüm iletişimi sağlayacak olan RTK istasyonu. Yani dünya üzerindeki gezen bütün uyduları bu alacak. Buradaki veriyi traktörüne aktaracak. Traktöründe de bunun küçük versiyonlarını birazdan göreceksin. İki tane onlar var. Bunlar sürekli birbirleri arasında haberleşerek traktörün en doğru pozisyonda olup olmadığını. Yani bütün koordinasyonlar bunlar üzerinden oluyor. Bunun 15 kilometrelik bir çapı var. Yani çok rahatlıkla 15 kilometre çapındaki arazilerinde hiçbir şekilde internete vesaire gerek duymadan kullanabilirsin. Ayrıca zaten modülün üzerinde internet GPS tarafı da var. Orada da GPS'ini takarak kullanabilirsin. RTK olmazsa peki nasıl oluyor? RTK olmazsa GPS yani işte herhangi bir internet sağlayıcısından aldığın data hattını takarak kullanabiliyorsun. Orada bir sadece TUSAGA dediğimiz kayıt sistemi var. TUSAGA'ya kayıt yaptırarak kullanabiliyorsun. Şimdi buradaki çıkan şu ilk kablolar. Bayağı bir kablo kalabalığı var. Bayağı bir kablo kalabalığı var ama bunların hiçbiri seni rahatsız etmeyecek. Bunlar bizim omurgamız. Bütün sensörler vesaireler bunun üzerine monteleniyor. Bunu da şöyle koyalım. Şimdi bunlar anten kabloların uydulara gidecek olan. Aynı şekilde bunları birazdan göreceksin. GPS yani internet ve radyo frekansı. Bu arkadaşlar radyo frekansı üzerinden haberleşiyor. Onun anten bağlantıları. Burası bizim ekrana giden, yani ekran diyorum özür dilerim. Elektrik motoruna giden bağlantımız. Yani direksiyona gelecek olan. Evet. Bağlantılar için olan şeylerimiz. Şu gördüğün demirler. Kabin üstü monte demirler. Kabin üstünde montedeki ayaklarımız olacak. Bunlar da kabinin üstündeki o pullara geçireceğimiz ayaklar. Bunlar. Bunları sabitlenecek ve işlemimizi yapacağız. Şurada bir tel var. O bir anten. O antenlerimizden biri. Tel parçası. Evet, bu da ikinci galiba. Demir parçası diyelim buna da. Bu da ikinci anten. Evet, ikinci anten. Bunlar dediğim gibi GPS ve radyo frekansı. Bunlar ekran için mi? Bravo. O ekranın tutturulacağı yer. Şu küçük kulaklıklar birazdan göreceksin. Bunlar da bu demirin üstüne montelenecek. Ve o iki antenin sabit kalmasını sağlayan ayaklar. Bunu da alalım. Bu da bunun senin o ekranın monteleneceği yer. Bunu böyle kenara alabiliriz. Onu da içine atalım istersen. Şimdi, bunu biri evde kurabilir mi kendi? Kurabilir mesela ama... Mesela tüm kutular geldi. Ya kurabilir ama tabii ki yetkili servisin, yani bilen birinin kurması gerekiyor. En ufak bir hatada sistem garanti dışı kapsamında kalabilir. O yüzden yetkili bayiden ve yetkili servisten alması lazım. Wow, direksiyonunuz bu mu? Evet, Ferrari direksiyonu. Elektrik motorlu direksiyon. Ağırlığı ne kadar? İstersen bir bak. Oo. Çünkü 15 kilo var sanırım. Var. Burada bizim sistemimizi bütün o kontrolü sağlayan yani direksiyona hatta yön veren elektrik motoru var bunun içinde. Bunu direksiyonumuzun miline biz bağlayacağız birazdan. Elektrik sistemine girdikten sonra artık bu
Direksiyon aktif hale gelecek. Aktif hale gelecek. Bunu şöyle kenara alalım tekrar. Kutu açılımı iyidir. Değil mi? Ekran falan da bayağı büyükmüş. Hemen görsellerde görüyordum ama bu kadar şey gözükmüyordu. Ekran büyük. Aynı zamanda taktığım zaman da göreceksin. Parlak bir ekran. Hı-hı. Yani güneş ışığı yansıtsa bile sen ekranı görmeye devam ediyorsun. Hiçbir şekilde kayıp olmadan. Bağlantı yapınca göreceksin. Aynı zamanda Türkçe. Orada wow. Bir sıkıntı yok. Yani ya burada ne diyor diye bir derdimiz tasamız olmuyor. Ne anlatıyor hocam? Evet, şimdi bu küçük kulakları kaldıralım. Bak sürprizler çıkıyor içinden. Kinder sürpriz gibi. Şimdi birincisi az önce bahsettiğim. Bundan iki tane var demiştik. Bunlar kabin üstüne gelecek. Kabin parçalar. Üstüne gelecek olan L1 ve L2 antenleri. Bu ne demek Berkay'cığım? Bunlardan biri az önce gördüğün uydu pozisyonlamasını alıyor. Yani bu traktör dünya üzerinde şu noktada diyor. İkincisi ise traktörün heading dediğimiz hangi yönde ilerlediğini kontrol ettiriyor. Yani sürekli matematiksel hesaplamalar var ikisi arasında. Sadece bunu takarsan evet traktör şu anda işte bu lokasyonda, bu GPS koordinasyonunda der ama sağa sola gitmesi, ince hassasiyet ayarlarını algılaması için de ikinci antene ihtiyaç duyuyor. Yani baktığında iki tane uydu anteni var. RTK'nın olmadığı pozisyonlarda GPS ile çalıştığı durumda bunlar direkt uyduya bağlanıyor. Ve GPS üzerinden de doğrulama koordinasyonlarını alıyor. Bunları da böyle koyalım. Malzeme çok. Evet. Şimdi bir de burayı açalım. Evet, şimdi önemli arkadaşlar geldi. Bu açı sensörü. Açı sensörü değil mi? Biz bunu. Bravo. Açı sensörünü biz genelde ön sağ aksa takıyoruz. Çünkü sağ kapıya ekran kullanılıyor. Bunu taktığımız zaman şöyle düşün. Burada tekerlek var. Gidiş yönümüz orası. Bu kablo traktöre doğru gidiyor. Bunun yaptığı şey ön iki tekerin akslarının açı değerlerini voltaj olarak hesaplayarak bilgisayara gönderiyor. Yani böylelikle traktörün yaptığı o santimlik oynamalarda bile buradan sürekli bilgi akışı geçiyor. Hassasiyet ne kadardı? 2,5 santim değil 2,5 mi? 2,5 santim hassasiyet payımız var. Bir de bunların hepsinin doğrulaması için bir sensörümüz var. Bu kabin içine mi yerleştiriliyor? Bu kabinin içine gelecek. Burada belki görülebilir ama parlak. IMU dediğimiz bir sensör bu. IMU sensörü de bu aslında bir gyroskop. Yani nedir? Bunu dümdüz kabinin içine yerleştirdiğimiz zaman biz traktörler biliyorsun asfaltta gitmiyor işlem olduğu zaman arazinin içinde yani sürekli bir oynuyor. Traktör aşağı yukarı sağa sola öne arkaya yani bir eğimler içerisinde oynuyor. Bu da traktörle birlikte aynı şekilde oynadığı için saniyenin onda biri kadar bir hızda bütün o denge unsurlarını alarak doğrulamasını yapıyor. Traktörün 2,5 santim hassasiyette gitmesinin en büyük sağlayıcısı IMU sensörü. Bunun da doğru montajı yapılması lazım. Yoksa bu da traktörün gidiş yönüne bakması gerekiyor şu kablonun. Bunu arkaya, yana vesaireye taktığımız zaman hesaplamaları yanlış algılayacağı için traktör de yanlış koordine ediyor. O yüzden bunun da montajı çok önemli. Kesinlikle kabinin içinde mümkün olduğu kadar kabin altında yani o ayaklarımızı koyduğumuz yerin arkasında düz bir şekilde montajlanması lazım. Şöyle bile montaj yaptığımız zaman bu düzlüğü böyle algılayacağı için buna göre hesaplama yapacaktır. Bunu da böyle koyalım. Hassasiyet 2,5 santim dedik ama o şey Ömer Kuloğlu'nun çektiği tanıtım videosunda hassasiyet 1. Genelde 1 santimetrelere falan çalışıyordu galiba. Doğru çünkü 2,5 santim hassasiyet aralığı veriyoruz biz. Yani 2,5 santimin üzerine çıkmasını istemiyoruz. O aralıkta gitsin gelsin. 0, 1, 1,5, 2, 2,5. Çünkü onun üzerindeki hatalar artık işte MIBS'lerde vesairede büyük sorunlara yol açıyor. Bunlar da birazdan kullanacağımız milyonlarca civata. Milyonlarca civata seti. Şimdi bir kutumuz daha var. Bunu da şöyle yapalım. Şuraya getirelim. Bu kutu nedir? Burada ayrıca ürüne dair sertifikam. Orijinal ürün olduğuna dair sertifikam. Ve montajda kullanabileceğin
Cırtlar. Diğer parçalar var ve garanti belgesi de içinde. Buna gerek yok. Şimdi burada yuvarlak yuvarlak şeyler görüyorsun. Yaklaşık 12 adet farklı farklı boyda mil var. Bu da şudur. Herhangi bir traktöre uyumlu mu? Evet. Mesela bugün senin traktörün için uyumlu olan mili bulacağız. Hepsinin arkasında şurada model numarası var. Direksiyonu, orijinal direksiyonu çıkardığımız zaman önce bu mili içine takıyoruz. Sonra direksiyonu monteliyoruz. Böylelikle artık herhangi bir mil uyuşmazlığı, direksiyon oturdu mu oturmadı mı gibi bir sıkıntımız kalmıyor. Burada da tekrar direksiyonu bağladığımız zaman bunu şu aparatların, uyan aparatların herhangi biriyle traktöre sabitlememiz gerekiyor ki elektrik motoru sürekli döndüğü için herhangi bir kayıp yaratmasın. Bir de son olarak bugün son bir kutu. Onun içinde aslında çok bir şey yok. Bunu getirdik. Ha, Wi-Fi kamera. En son bağlayacağımız bir Wi-Fi kameramız var. Bu Wi-Fi kamera az önce gördüğün o kontrol paneliyle direkt kablosuz bir şekilde bağlanıyor ve geri görüşünü aynı ekran üzerinden hatlarda görebiliyorsun. Bunu da en son monte ederiz. İstersen yavaş yavaş takımlarımızı da alıp başlayabiliriz. İlk olarak direksiyonu sökelim. İlk olarak direksiyonu sökelim. Şimdi direksiyonu sökmek için ince ve düz bir tornavidaya ihtiyacımız var. Şunu deneyebiliriz. Bu kadar yetiyor muymuş? Ve şey tabii, lokma takımından 13 ve 27 anahtar. Şunlarla deneyeyim mi? Tamam. Bu bir tık kalın gibi ya, biraz daha ince. Ortasını çıkartacaksın değil mi, ortasını? Hı-hı. Ortadaki gümüş parça çıkacak. Hı-hı. Ardından diğer miller çıkacak içinden. Böyle olmamız gerekiyor. Oldu galiba. Bu direksiyonu da odama asayım bari. Olur tabii tabii. Yedek direksiyon olarak. Bu kadar basit miymiş ya? Sanırım. Şimdi bu yükseklik ayarını alıyormuş, sonra buna geliyoruz. Onun için. Okey. Evet, şimdi direksiyonu söktük. Nasıl oldu abi peki? Bugün çektirme yoktu yanımızda. Biz de biraz ilkel yöntemlerle yaptık. Nasıl yaptık? Buna zarar vermeden. Şuradaki 10 lokmayla. 10 lokmayla bunun üzerine koyduk. Üste bir bez. 2-3 kere vurarak milden çıkmasını sağladık, evet, direksiyonu. Ortaya vurduğumuz zaman direksiyon atıyor kendine. Evet. Tabii 2 kişi artı 1 kişi gerekli bu işlem için. Çektirmeniz varsa 1 kişi bile bu işi yapabiliyor. Şimdi artık bu direksiyonuna ihtiyacımız kalmadı. Yapmamız gereken doğru yiv setini bulup gelmek. Evet. Bu direksiyonu saklayabilirsin. Bu direksiyonu ne yaparsan yap artık. Eve götür. Duvara asayım. Evet. Şimdi ben sana buradan yivleri vereyim Berkay. Tahminim şu olabilir. Önce bunu bir o yiv setin üstüne oturtur musun? Bir saniye abi, ekstresyonu kuruyorum. Tamam. Şu şekil mi oturuyor? Evet. O değil. Okey. Kaç numaraymış o? Yanında yazar. Sen bak abi, daha iyi sanki. Şurada altında yazıyor. Bir ref, okay. Bir ref değilmiş. Bu küçük geldi değil mi? Aynen. Bu kaç numara? Altında yazar. 3. Bu yalnız daha iyi oturdu sanki. Tamam. Şey, daha derine gitti. Evet. O da kalsın elimizde. Peki 2 numarayı dene lütfen. Girmedi. Aynen, bu dar. Peki son, bir de 5 numarayı dene bakalım. Evet, demek ki doğru olan hangisiymiş? 3 galiba. 3 numara, bir daha tak lütfen onu. Okey. Yani hiçbir şekilde zorlama olmadan yiv setimizin yerine oturması gerekiyor. Şimdi bunları getirdim. Bunlar nedir? Traktöre uygun. Direksiyonu... Peki kutu içerisinde mesela bunların hepsi çıkıyor. Bunlar daha sonra ne oluyor? Sizde üretici alan şeyde, kişide kalıyor galiba. Kişide kalıyor. Çünkü sen bu traktörü satıp başka bir traktör model alabilirsin.
O zaman hem o az önce taktığımız göbek yiv seti diğer traktörün için gerekli, hem de sağlama aparatları gerekli olacak. Evet. Okey. Şimdi uygun olan, biz bunu nereye sabitleyebiliriz? Yani bu motorun, şu motorun şu serbest dönüşü yapmaması gerekecek. Bunu biz genelde bir tarafa atacağız. Çünkü buradan bir kablo seti gelecek. Şurası iyi galiba. Şu kablolar şuradan gelse. Şuraya sabitlenecek galiba değil mi? Oraya sabitlemek istiyorsan belki küçük bir aparat kullanacağız orası için. Şu bile olabilir belki. Yeterli mi o? Bakalım. Yani birkaç tane aparatımız var. Hepsini açıp bakabilirsin. Ben bu yandan da birkaç bir şey daha getireceğim. Tamam. Şimdi sıkma için uygun parçayı bulduk. Şu an motorda sıfır oynama var. Traktörün herhangi bir yerini delmeden hallettik bunu. Evet. Bu tamam. İçeride mildo tutturup üstten şeyleri sıktık. Ciyotaları da sıktık. Tamam. Kafa kapatma vaktim geldi. Kafa vurup şöyle bir sertçe yumruklayarak. Abi buraya New Holland sticker yapıştırabilir miyim? Yanına yapıştırabilirsin tabii ki. Okey. Berkaycığım, direksiyonumuzun... Yeni direksiyonumuz bu mu yani? Hayırlı olsun, direksiyonum bu. Zaten çok kullanmayacaksın. Otomatik direksiyon olmasına rağmen gene de otomatik olmadığı yerlerde... Yalnız rahat, daha rahat sanki diğerinden. Bilemeyeceğim şimdi. Bir tık daha rahat olabilir. Şimdi o bitti. İstersen monitörü de şu anda takalım. Şu an çalıştırsak bu direksiyonu kullanabiliriz değil mi? Tabii, kullanabilirsin. Tamam, monitörü... Monitörü biraz önce takmak için o aparatı sıkıyordum şurada. Bunlar akıllı somar olduğu için bir tık zorluyorlar biraz. Ekranı ayağında tutturduk. Bunun altında nasıl bir şey var? Bu koruma kabı gibi bir şey mi? Açabilirsin. Şöyle üstten şu tarafa doğru. Silikon kılıf çıkıyor galiba. Silikon kalsın ya. Yok, göstermek için neden? Bu aslında bir tablet bilgisayar baktığında. Üste görüyorsun bir sim kart yeri var. Sim kartımızı buraya koyuyoruz. T1, T2 de bizim teknik servislerin gelip bilgisayarı direkt bağlayarak müdahale ettiği bağlantılar. O yüzden hani... Uzaktan müdahale oluyor mu peki buna? Uzaktan müdahale de var tabii ki. Herhangi bir arıza durumunda falan. Evet, online'dan vesaireden direkt müdahale edilebiliyor. Önce istersen bunu oturtturalım. Tamam. Şöyle yaptık. Ekranı da koyalım. Hafifçe sıkalım. Uygun mudur? İstediğin yönü ayarlayabilirsin. Evet, iyi. Hafif genişletecek. Bu uygun mu? O zaman biraz daha sıkalım. Oo, çok iyi oldu. Tamam. Ekranın da hazır. Yalnız buradan sürekli kendimi görüyorum. O açılınca kendini görmezsin. Tamam. Okey. Şimdi istersen yukarı antenleri takalım. Tamam. İç şu an iç plan hazır değil mi? Takılacaklar olarak. Elektrik tesisat dışında. IMU'yu takıyor. Elektrik ve IMU dışında şu anda içte takacağımız başka hiçbir şey kalmadı. Yukarıya antenleri takacağız. Ön sağ aksa açı sensörünü takacağız. İçeriye IMU'yu takacağız. Daha sonra bütün kabloları birleştireceğiz. Arka antenler takıldı. Baya bir kablo karmaşıklığı var ama bunların hepsi toplanacak. Şimdi nasıl oldu? Zor oldu biraz abi değil mi? Evet, çünkü bu kabinin üzerinde pool yeri yoktu. Biz de arkadaki ışıkların üzerinden evet destek aldık. İki uydu antenimizi, bir GPS yani internet antenimizi, bir de radyo frekans antenimizi taktık. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. İçerideki bilgisayara doğru kabinin içine yol vereceğiz. Bunların hepsi zaten ekrana takılacak değil mi? Evet, onların hepsi ekrana gidiyor. Monitör hepsinin ağzında böyle girişleri var. Toplanıp kabinin içine girecekler. Daha sonra bir şey kalmıyor herhalde. Arkada. Yok. Evet, kabinin içine de bir sensör, bir de açı sensörünü takacağız. Şu an burası böyle biraz karmaşık duruyor ama aslında böyle değil ya. Yok, şimdi topladığımız zaman aynen. Son bittiğinde iş daha temiz. Kablolar komple buradan gidecek. Şöyle çalışma lambaların üstünden 5 tane pulla yükselterek. Evet, bu kabinde ne yazık ki kabinin üstü gözüküyordur belki. Pull aynen. Yoktur. Şu kabinin üstünde pull yeri yok hiç o yüzden. Böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Şans diyelim ya, ne diyelim. Evet, en azından oldu. Aynen.
İyi oldu ama, sağlam oldu. Güzel oldu, evet, eline sağlık. Diğer taraflara geçelim istersen. Geçelim abi. Açı sensörünü yapalım. Açı sensörünü halledelim. Açı sensörünü de ön sağ aksa takıyoruz. Takarken de önemli olan bir şey var. Açı sensörünün şöyle, şu anda daha monteli değil. Kablosu, yani bu çıkışı aksa doğru göstermesi gerekiyor. Böyle ya da geri doğru değil. Hı hı. Çünkü o açıyı oradan hesaplayacak. Biz bunu yapalım. Tamamdır. Evet, açı sensörü tam şu an yerinde. Kabloları traktöre doğru gitti. İçeride imuyla uğraşıyoruz. İmuyu monte ediyoruz. Burası oldukça dar bir alan. Evet arkadaşlar. Bir sonraki gün oldu. Şöyle bakın. Zaten antenlerin falan montajını bitirmiştik, bunu size söylemiştim. Antenlerimiz burada. Şöyle arkayı konumlandırdık. Şimdi ben buradayım. Şuradan bineyim. Traktörü buraya getirdim ama kabin üstünde anahtarlar kalmıştı. Ben onları çıkarmamıştım. Gidelim bir onları alalım. Şimdi gitmeden önce şeyi göstereyim. Bakın aç sensörüne. Dün gösterdim. Buraya taktık. Şurada ufak bir boşluk payı bıraktık. Hani kablo manevralarda falan kasma yapmaması için. Buradan geliyor bir kablo. Şuradan aküden çıkan kablolar var. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Elektriği aldığımız. Aç sensörü ve aküden çıkan kablolar buradan geliyor. Daha bunlar toplanacak tabii burada. Şuradan power'a gidiyor. Bu sistemin şarteli. Bunu istediğiniz yere takabilirsiniz. Açık kapalı. Şu an kapalı durumda. Bu direksiyon motorunun girişi burada. İmumuz burada sabitlendi. Şöyle bakın. Taş gibi. Çift taraflı bantla yaptık bunu bu arada. Traktör dermedik hiçbir şekilde. Traktörde böyle bir yer olması yani şansımıza yaradı biraz. İşimize yaradı. Güzelce tuttu. Ekranımız şöyle monteli. Bakın şöyle kablo kanalında tek bir kablo olarak geliyor. Burada 4 kabloya çıkıyor. Bu 4 kabloyu hatırlarsanız şu arkada antenlerini orada göstermiştim. Antenlerin ilk montajını bitirdiğimiz zaman bayağı bir kablo kalabalığı vardı. Şöyle bakın toplandı. Şöyle tek bir kablo kanalından içeriye geliyor. Şuradaki cam plastiğinden. Bunda da delme yok. İsterseniz hani biraz daha orijinal olsun derseniz şuraya bir tane delik açıp etrafını güzelce silikonlayabilirsiniz. Ses ve toz almaz. Şimdi şöyle bu biz bunu otomatik dümenlemeyi bu traktöre taktık fakat Ocak ayında farklı bir traktör aktaracağız biz bunu. O yüzden şu an öyle çok fazla detaylarına girmedik. Kabloları falan mesela çok fazla gizlemeye uğraşmadık. Çünkü 2 ay falan kullanılacak bu traktörde bu dümenleme sadece. Sök takı gayet basit zaten. Bakın bu da burada taş gibi oldu. Şuradan. Şimdi TR6'larda şöyle baktığınızda kabinin üstünde hani normalde bu kabinin kancalı olur kabini kaldırmak için ya da oturtmak için. Bu kancalar TR6'nın kabinin üstünde yer almıyor. TR6'nın kabinin üstünde yer almayınca da sanırım şu mavi kaportanın altında kalıyor onlar. Oraya gizlemişler, ne yapmışlar artık bilmiyorum tam olarak. Yer almayınca mecbur şu aynaların altlarına yaptık, üstlerine yaptık bunları bakın. Şöyle 5-6 tane pulla yükselttik biraz. Şu antenlerin şöyle tutmaması için. Şu ayağımı şöyle koyayım. Yani böyle arkadaşlar, göreceğiniz gibi. Şuraya Wi-Fi kameramız gelecek. Wi-Fi kamerayı belki takmayabiliriz. Traktörün orijinal kamerası da burada bu arada. Bu da boşta kaldı. Yerinden sökünce onu. Dün hava çok soğuk oldu. Biz de bıraktık, devam etmedik montaja. Zaten montaj bitti şu an. Montaj için bir şey kalmadı. Bir deneyeceğiz sadece RTK'yı çalıştırıp. Ürüne bakacağız. Size onları da göstereceğiz. Ben size gelin şimdi kokpit tarafını göstereyim. Bu arada dün şuna bastığımız için bu yerinden çıkmış. Şunu şöyle sokalım yerine. Ayağımız basınca şunu şuradan çıkartıvermiş. Evet, montajımız böyleydi. Şimdi arkadaşlar kabin içine geldiğimizde
Direksiyon bir tık ağırlaştı. Bakın şöyle artık şuradan kaldırdığım zaman yukarı çıkmıyor. Elektrik motoru bir tık ağır olduğu için. Şu da eski Yadigar direksiyonumuz. Direksiyonun boyutu şu kadar değişti. Direksiyonun boyutu küçüldü. Direksiyon bir tık ağırlaştı çevirirken yani kontrolü. Bunlara birazdan bakarız. Şu da eski kapağımız. TR6'ın direksiyonu maalesef artık bizimle değil. Şimdi şuradan ilk olarak şarteli açıyoruz. Şu yukarıda, bir saniye ben kapı kamerasını çıkartayım, direkt size yakından göstereyim. Öyle. Şu yukarıda bakın on-off tuşu var. Evet, şu an cihazımız açılıyor. Şu kapıyı da kapatayım. Gürültüyü bozmasın. Şu bir koruma kılıfı gibi bir şey, bundan bahsetmiştik. Evet, cihazımız böyle arkadaşlar. Tabii daha hiçbir şey girildi değil. Bakın zaten şurada bağlantılar da yok. Şu an RTK vesaire hiçbir şekilde bizi göstermiyor. Traktörümüzün hızını burada olarak görebiliyoruz. Kaç tane uyduya bağlı olduğunu burada görebiliyoruz. Şöyle bakın, traktörü böyle görebiliyoruz. Menü gayet hızlı, ekranın tepkimesi falan bayağı iyi. Zaten birazdan Aykut abi gelecek. Onunla beraber birlikte bağlarız. Bakın şu an RTK'ya bağlı olmadığı halde şurada 20 tane uyduyu bağlı, 20 tane uyduyu buluyor. Şöyle, bu cihazda bağlantınız kesildi. Bu hafızasından 20 dakikada size görev yapmanızı sağlıyor, iş yapmanızı sağlıyor. Otomatik dümenleme 20 dakika daha devam ediyor. Yani böyle olunca da şanslı oluyorsunuz tabii biraz. Data kartta bağlantınız gitse dahi sizin işiniz kesilmiyor o an. Belki internet bağlantısının gidip geldiğini fark etmeyeceksiniz bile. Bakın şu an 28 tane uyduyu şu an buluyor. Kamera netlemiyor galiba, bilmiyorum ama. Şöyle tam menünün arayüzüne tam bakamadık. Dün hava çok soğuk olunca bıraktık gittik. Şöyle görev yerleri falan var şurada. Menü komple Türkçe bu arada, anlamayacağınız hiçbir şey yok. Görev yapılandırma vesaire vesaire var. Şu an bizim mevcut konumumuzu gösteriyor. Ayarlara girdiğimiz zaman burada kullanıcı bilgisi, RTK ayarları, çalışma genişliği uyarısı, yardımcı fonksiyonu, parametre ayarları, hata giderme, araç bilgisi, Wi-Fi kamera, sistem ayarları, uzaktan hata ayıklama falan. Uzaktan hata ayıklamayı büyük ihtimal aktif ettiğiniz zaman uzaktan sizin tablet ekranınıza bağlanabiliyorlar. Herhangi bir arıza durumunda bununla ilgilenebiliyorlar. Şurada arkaya Wi-Fi kamera geldiği zaman da aynı zamanda şundan şurada şu boyutta arkadaki Wi-Fi kamerayı gösteriyor. Tıkladığınız zaman Wi-Fi kameraya geçip bunu küçültebiliyor. Ya da tıkladığınız zaman bunu büyütüp Wi-Fi kameranın görüntüsünü büyütebiliyorsunuz. Şimdi traktör çekelim yerine. Şöyle bakın, göreceksiniz. Direksiyon tabii siz hissedemezsiniz de. Daha doğrusu anlatacak kadar yok ya. Bir tık ağırlaştı. Yağmur çilemeye başladı bu arada. Dediğim gibi traktörün de kalibrasyon ayarı bayağı bir kaçtı. Onun yapılması gerekiyor. Biraz silkme yapıyor motor kendini. Çok ekran oldu sağ taraf. Arkadan kameramız çarpıyor. O kameraya bir çare bulacağız artık. Şöyle, bunu da bu videoda açıklamış olalım. Dediğim gibi bu sistem Ocak'ta farklı bir traktör entegre edilecek. Bundan sökülüp. Şu an bununla sap parçalama çekeriz belki. Rotil çekeriz. Şeyleri, mikserleri çekeriz yani. Farklı olarak da ne yaparız? Patlatma falan çekeceğiz. Tabii daha çekecek bir sürü yer var. Nalasara falan kullanır mıyım bilmiyorum. Zaten Nalasara çizde gittiğimiz için dümenlemeye çok ihtiyaç var mı bilmiyorum. Asıl bizim dümenlemeyi alma sebebimiz ağırlıklı olarak ekimde kullanmak. Ekim, çapa, ilaç, gübre. Bunlar yani Mısır'da yeşil mısır çili yaptığımız için asıl amacımız bunlar. Evet, TR6'ımız uyarı verdi. Şöyle bakın. Çok güzel, ben çok beğendim. Arkadan görünüş şöyle. Direksiyona veda.
Evet, kullanış videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Selam Berkay. Sistemi kurduk. RTK'da aktif hale getirdik. RTK'yı da aktif hale getirdik. İstersen bir bunu menüyü kapatalım ana menüden. Şimdi ne yapacağız? Her şeyi yaptık. Aracıyla, yani yaptığımız sistemle. İstersen bir de şeyi göstersene. Araç bilgilerini girdik ya. Ayarlardan, araç... Araç bilgisi, yükseklikleri falan değil mi? Bütün her şeyini girdik ön yani. Ön tekerlek mesafesi, nereden alacağımızın hepsini burada görsel olarak gösteriyor bize. Önden arkaya dingil mesafesi, ön süspansiyondan anaksa olan mesafe. Her şey görüntü olarak çıkıyor buradan. Gayet kolay anlaması. Tabii yani çok basit bir şekilde elinizde metreyle ölçüp o bilgileri buraya yazıyorsunuz. Tabii daha sonra ne gerekiyor bize? Geri gelelim. Şimdi aracı kalibrasyonunu almamız lazım. Onu yapmak için de direkt sistem ayarlarına giriyoruz. Sistem ayarları. Buradan bakıyoruz herhangi bir hatamız var mı yok mu? Yok. Bir daha burada hakkında bir basar mısın? Evet. Burada bizim işte bu cihazın seri numarası, bütün üstündeki sensörlerin vesairelerin hem versiyonları hem de bilgileri var. Buradan da geri gelelim. Bakıyoruz şu anda en güncel versiyonu kullanıyoruz. Geri gelelim. Buradan hata gidermeye bir basar mısın? Şu anda GPS yani internet kullanmadığımız için biz mobil baz istasyonuna bağlıyız. Onu görmediği için o kırmızı ama bakıyoruz açı sensörü, IMU, bütün diğerleri yeşil. Yani sistemimiz çalışıyor. Evet. Geri gelelim. Şimdi kalibrasyon yapacağız. Burada nereden yapabiliriz kalibrasyonu? İstersen menülerde biraz gezin bakalım. Bakalım. Parametre ayarlarında olabilir mi? Cihaz kalibrasyonu diyor. Kalibrasyonu bir başlat diyelim. Şimdi bizden A noktasını onaylayın diyor. Burada onaylayalım. Yukarı okuyor musun? Metre 50 metre mi olacak burası? Gitmemiz gerekiyormuş. Herhalde vardır 50 metre gidebiliriz. Şimdi buradan ilk başta 50 metre başla diyelim. Bir tık daha geri gelsek mi ki? A noktasını onaylamıştık. Bence okay. Yeter. Yetmezse başka bir yerde yapabiliriz. Başlıyorum. Başlayalım. Bakalım ne diyecek. Başla dediğimiz zaman. Evet. Mümkün olduğunca yavaş gidelim burada istersen. Bu hız iyi mi? Bu hız iyi. Ekranı takip edersen bak ekran bizim kalibrasyon için olan ilk düz hattımızı çizmeye başladı. Sağ üstte de kaç metre gittiğimiz yazıyor. Şu anda evet. 13 metre oldu bile. Hızımızı da gösteriyor. Hızımızı da gösteriyor. Traktördekiyle uyuşuyor. Uyuşuyor mu? Aynen. Süper. 24 metre geldik. Evet. Bence 50 metre yeter burası için. Sanırım. Yani engebeleri umursamadan dümdüz gitmemiz gerekiyor galiba. Biraz aşağı düşebilir miyiz? Bence yok. Burada tam şu kepçenin oraya gelince olabilir. Orada evet. 50 metreyi bulacağız gibi geliyor. 40 metre olmuş şimdiden. 43. Son 5 metre mi? Evet. 50 olunca tam duralım mı? 50 de tam duralım. 49 ve 50. Tamam. Şimdi B noktasını da onaylayalım. Evet. Şimdi orada bize ne diyor yukarıya okursan? Traktörün henüz ayarlanan taban çizgisine yani B noktasına, araç şimdi A noktasına bakmaktadır. Ha, geri dönmemizi mi istiyor? Şimdi ne diyor? Dönün diyor ve aracı döndürün, B noktasına geri gelin diyor. Bunu normal elimizle yapacağız. Başta tıklayalım mı başta? Hayır, şimdi değil. Önce aracı okay. Döndürelim. Traktör kendine gidip gelecek okey sanki A noktasına galiba değil mi? Evet. Açısı bayağı iyi ön tekerleri. Biz manevra bir tık açmıştık o yüzden. Şimdi bak ekranda B noktası traktörün altına doğru geliyor. Mümkün olduğunca onu tam göbeğe yani traktörün ortasına doğru almaya çalışalım. Biraz daha gidelim. Yeterli galiba. Biraz daha git istersen. Tamam. Şimdi başlat diyelim bakalım devam edecek mi? Evet. Hafifçe gaz ver. Upsi. Oldu mu? Garip bir olay ya. Korkutuyor değil mi ilk başta insanı? Yani kontrolü ona bırakmış olmak. Hatasız bir şekilde gidiyor bence Berkay şu anda. Çok iyi. Yani artık video çekerken başka kamera açılarını da kullanabilirsin tarlada. A noktasına vardığımızda durdur diyeceğiz ve cihazımızın kalibrasyonu dikkat edersen bir önce gittiğimiz tekerleğin evet. Çizginin üzerinden de gidiyor.
Tam olarak geldiğimiz yerden geri gidiyoruz. Evet. Bu olay çok iyiymiş ya. Tarla, evden tarlaya gidene kadar böyle hadi sen beni geri eve getirebilir misin? Güvenli olmaz ama evet olabilir. Tamam, burada durduralım şimdi. Durdur diyelim. Kalibrasyon tamamlandı. Kalibrasyon ayarı bu kadar mı sadece? Evet. Çok kolay. Geçmiş yani. Olsun. Tamamlan diye bastık değil mi? Hı hı, bastık şu an. Tamam. Çıkışım diyorum. Araç A noktasına ulaştığında ve durdur düğmesine tıklandığında lütfen aynı şekilde elle dönün. Bu da aracın taban çizgisinde yani. Şimdi o zaman bir daha dönelim A noktasına. Tekrar bir başlat diyelim. Zaten keker izlerimiz de orada duruyor aslında. Anlık olarak da dönüşümüz gözüküyor bu arada ekranda. Tabii tabii. A noktasını aldık mı tam traktörün altına? Bence aldık. Şimdi, peki almasak mesela bir metre sağına bir metre soluna kalsak kendini A noktasına sokuyor mu traktör? Şu anda kalibrasyonda değil. Ama tarlada sen dönüş yaparken o otomatik olarak seni oraya alacak. Zaten şu anda traktöre biz bu en ince kalibrasyonunu öğretiyoruz ki o durumlarda sana yardımcı olabilsin. Bir daha başlat diyelim. Çok iyi ya. Çıktığı anda bile tekrar geri topluyor. Evet, geldiğimiz izden gidiyoruz şu an. Hı-hı. Şimdi bizim traktörün devir sabitleyicisini de ayarlayalım madem. Kuyruk mili değil mi? Şey var bir de bunda, tek tuşa devir sabitleme var. Sık başta 50 metre gittik, hattımızı aldık. Evet. Daha sonra şu kuyuya kadar gitmiştik biz. Kuyuya kadar bir karla içindeki AB hattını aldık. Sap parçalamayı taktık bugün tarlada. Evet, sap parçalama çekiyoruz. 3.20'lik görüyorsun. Ekranda hatlarımız var. Hatta hassasiyeti de görebilirsin. Bak 0'a 0 gidiyoruz şu anda. Evet. 5.8 km. Yavaşlayayım, arkadaki ekipman hızlı geliyor. Tamam. Şimdi şurada belirlediğimiz hatta mor çizgi belirdi. Evet. Sıra sonuna geldiğimizde de yandaki hatlarda aynı şekilde 3.20'ye göre ayar. Senden bir ricam var. Kayıt tuşuna basar mısın? Yaptığımız işi de kaydet. Gördüğün gibi işlediğimiz alanı traktörün altında görebiliyoruz. Oh, işlenen yer de gözüküyor. Evet. 2.5 santim offset ayarı verdi. 2.5 santimin üzerine çıktığı her durumda bize offset için hata verecek. Yani uyarı verecek. Çok iyi değil mi ya? Bilmiyorum, işine yarıyor mu Berkay şu anda? Yani güzel, baya baya iyi hatta. Herkes elini direksiyona atıyor ilk başta. Abi diyorum ki uyduya geçtik, artık bırakabilirsin. Bak mesela şu anda ön tekerleği de çekebilirsin. Buralarda tıkama yapmış sabah biraz makine de. Bak mesela dengesiz bir yerden geçeceğiz. Direksiyonun ve tekerlerin anlık oynamalarını görüyoruz. Evet.
arada bak şu an her şeyi fark ettim abi. Mesela arkaya bakıyorum ya. Evet. Normalde öndeki sıra yerimi kontrol etmem gerekir şöyle aynı zamanda, evet, bakarken. Şu an o sıkıntı yok mesela. Komple arkaya ekipmanı kontrol edebiliyorum aynı zamanda. Dümenleme bende olmadığı için çünkü. Yani koltuğunu geri çevirip oturabilirsin bile. Evet. Hatta ya da geri kamerayı açıp. Ben şöyle. Evet. Yani çaprazdan durun. Baya baya iyiymiş. Yani çok kullanışlı bence. Tabii önemli olan sıra başına geldiğin zaman orayı kaçırmamak. Sürekli 0-0. Yani orada şu anda 1 santim. 0. Şu anda 40'a yakın uydu görüyor bir de 39 tane. Evet. Biz bugün mobil baz istasyonuyla bağlandık. Evet. Mobil baz istasyonu evimizde. Ondan yaklaşık 2-3 km uzaktayız galiba. Şey nasıl oluyor peki? Data hattı taktığın zaman uydu sayısı nelerde oluyor? Yani uyduyla data hattının bir bağlantısı yok. Uydu RSK'ya anda... bağlandığımız zaman bir tık daha artmış diye uydumuz. Yok, uydu şu anda bu traktörün üzerindeki o iki beyaz antenin gördüğü sayı. Hmm. Yani şu anda Eskişehir'in bu lokasyonunda yaklaşık 38 mi yazıyor orada? Ben yanlış göremiyorum. 39. 39-40 tane uydu görüyor şu anda. Evet. Bizim için aslında 6 tane uydu yeterli konumlandırma alabilmek için. Ama ne kadar çok uyduya bağlanırsak hassasiyetimiz ve güvenliğimiz o kadar artıyor. Tabii muhakkak. Teker izleri arkada ekipmanın kendini belli ediyor mu şu an kamerada bilmiyorum ama bayağı düz yani baktığımız zaman. Ekipman tekerinin bıraktığı izler. Çok iyiymiş ya bence. Hayırlısı olsun. Güle güle kullan. Teşekkür ederim abi. Ne demek? Bu iki gündür herkesin eline sağlık. Bu arada 0.09 hektarlık bir alanı yaptım. Wow, onu antik da görebiliyoruz. Antik olarak o bilgiyi de veriyor sana. Şey, bu arada tarlanın hesabını 4 dolandığımız zaman tarlayı yüze kaç işlediğimiz de gösteriyor değil, evet, mi? Evet, evet. Şu anda bak ekranın sol alt ikinci kareler var orada. Orası boş. Eğer tarlanın biz etrafını dolansaydık orası tarlanın kaç hektar olduğunu da yapacaktı. Evet. 0 yazıyor ilk başta, görüyorsun. O 0 bizim ilk hattımız. İkinci hatta girdiğinde bir numara olarak hat numarasını da yazacak yanında. Tamam. Evet. Ya bu arada şey, işlenmeyen yeri orada bak bıraksın. Makine galiba orada bir şey oldu. Yani onlar anlık şeyler. Çok zıplayacağını zannetmiyorum. Atıyorum tarlayı 4 bulanıp yüzdesini gördüğümüz zaman yapılan şey ya da buradan direkt şey de tabii yapılan dönemi de gösteriyor değil, evet, mi? Yüzde gösterdiği zaman daha planlı programlı işin ne zaman biteceğini zaten. Evet. Ekstrem bir durum çıkmazsa sabit hızlar ilerlediğimiz için sürekli. Aynen. İşin ne zaman biteceğini, kaçta müsait olduğunuzu. Her şey, ya abi benim geleceğim işte birkaç saatte. Yani onu hesaplayabilirsin. Ya da ben bu kadar dönüme ne kadar ilaç attım, gübre, evet, attım, tohum attım. Onların hepsini hesaplayabilirsin. Ben dönüme şu kadar gübre attım, tohum attım artık görebiliyorsun buradan da. Evet. Ve bunu kaç zamanda yaptım? Hepsi gözüküyor burada her şey şu an. Evet. İstatistiklerde falan da var. İşlem yaparken ha, onları göstermek bittiği zaman. Bittikten sonra geçiyor, bakabiliyoruz. Evet. Çok kullanışlı ya bence. Ben çok beğendim. Gerçekten. Daha şu an ilk defa bir otomatik dümenlemeli traktöre içemiyorum. Aynen. Daha önce hiç kullanmamıştım ya da şahit dahi olmamıştım yakından. Süper. Yani artık iş buraya doğru gidiyor. Kayıpların önüne geçmek lazım. Evet. Ya bir şey şu an FG Dynamics de bence fiyat performans olarak. Evet, ben onu müşterilere bırakıyorum, alıcılara yorumlandırmasını ama evet bence de fiyat performans olarak, evet, Türkiye'deki en iyi markalardan biri. Tarlanın sonuna geldik mi? Yaklaşmaya başladık şu an, sona doğru geldik. Ben makinenin devirini düşürdüm. Hı-hı. Dur diyoruz. Ve manuele geçti. Daha çıkalım. Hangi hatta gireceksin? Sağına mı, soluna mı? Aa, o da var. Şey, Xiaomi bir sıra atlayabilir miyiz mesela? Atlayabilirsin. Bak, sıfırın üstündesin. Ortada su kuyusu vardı. İstersen ha, yanından mı gidelim? Yanın yanından git. Bu
bu hatta girelim. Şimdi bak, kaçıncı hatta girdik? Eksi bir, sıfırın bir sağındakine. Evet. Devam tuşuna bir basar mısın? Şu anda 52 santim hatadayız. Hı hı. Shuttle'ı alalım bakalım. Yavaşça gaz verelim, ileri gidelim. Bakalım bizi sıfıra sıfıra oturtacak mı? Oo. 52 santim. Oturdu mu? Şu anda 20 santim. 8, 4. Sıfıra sıfıra yaklaştı şu an. 3 santim. 2 santim. Aslında daha homojen bir işleme için bu ekipmanda 3 metre girsek daha sağlıklı. Daha sağlıklı olur, evet. Çünkü şu anda 10 santim 10 santim teker paylarından dolayı arkada bir boşluk çıkacaktır. İstersen şöyle yapabiliriz. Burada bir durduralım. Traktörü de durduralım. Şu ortadaki menüye basar mısın? Sağdaki bir menüye. Hangisi? Bak iki yön ediyor ya. Ha, okay. O bize mesela yatı olarak şu anki konuma kaydır. Referans hattını çevir. Offset ayarı diyor. Bakalım bir sola kaydıralım mı offset'i? Olabilir. Nasıl bak ediyorsun? Aşağıda sola. Ha. 2. 5 santim kaydır istersen. Çünkü 5 santim oradan verdi. 5 santim oradan verdi. 6 yapalım. Tamam. Okey de. Okey. Şimdi devam et bakalım. Bir tık daha içeri aldık bizi. Evet. En başa çıktığımızda da ekipman genişliğini daraltarak bir daha offset ayarını uğraşmayız galiba, değil mi? Uğraşmayız tabii ki de. İstersen bir tık daha kaldır ama bence şu anda... Yok, şu an şey, işlememiz gereken her yer işleniyor. İşleniyor değil mi? Parçalama dendiğinde aslında kulağa basit gibi geliyor değil mi abi? Yani evet, işte bu kalanları parçalıyorsun ama... Evet ama şu arkadaki gürültüye bir baksana. İnanılmaz gürültülü bir işlem bu ya. Ben çok şaşırmıştım bu makine ilk geldiğinde. Hem gürültülü hem de şöyle bir şey var. Şu anda biz otomatik dümenlemeyle bu işi de hızlandırdık. Evet. Çünkü sıfıra sıfır bir ayarda sap parçalama yapıyoruz. Zamandan kazanıyoruz ve yakından kazanıyoruz. Ha, kaçırdım bilmem ne oldu. Dönüp oraya bir daha yapayım derdi yok. Öyle bir şey yok. Kayıt yapılıyor ha, bastığımız zaman değil mi? Şu işlediğimiz yeri gösteriyor. Evet. Burada okey tuşuna basmış mıydın altının yanındaki? Bastım bastım. Tamam. Ha, sağ okey böyle dur. Şu üstteki geri dönüş tuşu gibi olana basabiliriz. Heh, ekranda fazlalık durmasın. Çok güzel değil mi? Kendi kendine. Evet. Şimdi normalde şöyle. Evet, alabilirsin üstte. Daha rahat otursun. Şöyle. Evet, evet. Çay kahve falan koymak istiyorsan onu da koyabilirsin ya. Ya bayağı kullanışlı ya. Ya şimdi bunun çoğu kişi bunu lüks olarak da görebilir. Ki yalan değil aslında. Bu bir yönden de aslında bir lüks de diyebiliriz buna. Ya şöyle bir sürü faydasının, veriminin yanında evet. Aslında öyle keyfi, lüks için bile alınabilecek bir sistem bence. Ya lüks demeyelim o, çünkü bu artık bir ya, muhakkak, ekipman. Muhakkak. Çünkü bütün elindeki traktörünü, işte kulluğunu, mipzerini, ilaç spreyerini, ondan sonra gübre atıcını en verimli şekilde kullanıyorsun. Evet. Ve bu sistemi bir kez alıyorsun. Ya aslında ben yanlış şey yaptım galiba. Lüks derken şey demek istedim. Bizim konforumuzu arttıracak. Konfor, şey. Evet, konfor, evet, konfor. Kesinlikle. Sağlık açısından da konforunu arttırır. Evet. Çünkü bütün gün... Şu hareketi yapmaktansa şimdi daha rahat oturuyorsun. Bel ağrın yok, boyun ağrın yok. Çünkü az önce dediğin gibi geriye bakarken bir elinde de direksiyonu sağda tutmaya çalışıyorsun. Evet. Vücudun şu an için bir şey. Komple serbestiz. İstediğimiz yerde indirebiliriz yani. Koltuğu da çevirdin hafif yanlı. Aynen. Zaten ne kadar düz olduğumuz aslında
hani mipzerde görmek gibi anlaşılmasa da şu anda baktığımız zaman iki tekerin bıraktığı çizgiden evet, anlaşılıyor yani traktörün ne kadar düz geldi. Tabii tabii tabii, hem önden hem arkadan bunları görebiliyoruz. İşlediğimiz yer 14'e yaklaştı. Yani bugün ilk denemeyi senle yapmış olduk. Çok hızlı bir şekilde kaptın zaten. Bundan sonra sende Berkay. Güle güle kullan. Teşekkür ederim abi. Herhangi bir sorun vesaire ne olursa zaten haberleşiriz. İnşallah işine yaramıştır ve yarayacaktır da. Kesinlikle yarar ya. Böyle bir şeyin yani yaramama ihtimali yok. Menü olarak zaten kullanım çok kolay. Hı hı. İyi yani, fark çok güzel oldu. Çok beğendim. Güle güle kullan. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abi. Sen şimdi galiba yola çıkacaksın. Ben evet, izninle yola çıkacağım. Ne demek abi? Birkaç yeri daha uğrayacağız hafta içinde. İzmir'de olacağım haftaya. Sık sık görüşürüz zaten bundan sonra da. İşte Facebook, Instagram gibi taraflardan çiftçiler de ulaşabilir bize. Ulaşırlarsa onlar için elimizden gelen her şeyi yaparız. Tamamdır abi, teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz, kendine çok iyi. Görüşürüz abi. İyi yolculuklar sana. Sağ olasın. Ben gidiyorum. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Ben de devam edeyim. Kolay gelsin. Görüşürüz abi. Evet arkadaşlar. Aykut abiyi gönderdik. Hava karardı bu arada. Ben devam ediyorum. Traktörümüz şöyle dümenlemenin ışığı içeriden yanıyor. Ortamımız budur arkadaşlar. Evet. Koltuğu sağa çevirdim. Direksiyonla işim olmak için pek. Şöyle. Şimdi zaten hazır o. Bakın şöyle. Şuradan aktif edip aktif dışı bırakabiliyorsunuz. Shuttle'ın izleri takalım. Şu an dümenlememiz aktif olarak çalışıyor. Damlama borusu var bu arada, o yüzden şu an bu tip bir görüntüyle sesle karşı karşıyayız. Evet. Ya tarla mahvolmuş çünkü tarlayı yağmurdan sonra çamurda biçtik. Biçerler her tarafı şey yapmış. Göçertmiş yani her tarafı. Şu boruyu atana kadar yavaş yavaş yürüyelim şurada ya. Boruyu atamadık hala. Videoyu başlatmıştım.
baktım ki maalesef boru belası çıktı başımıza. Ben şu boruyu alayım arkadaşlar. Makineyi bir durdurayım, bakayım şuraya bir. Evet arkadaşlar, damla borusu bayağı uğraştırdı. Hava da serinlemiş bayağı. Ben de bir yarım sıra işte sıralı kalanı gittim. Yarım sıra da şimdi geldim. Şöyle, o zaman saat kaçtı bilmiyorum. Şu an saat şu an dikkat eden olduysa herhalde bir yarım saat 40 dakika geçti. Evet, sap parçalamaya devam edecek. Gece olunca tabi görüntüler biraz şey olmaya başladı, bozuk olmaya başladı. Şöyle devam ediyoruz. Çalışma olarak gündüz daha çok belli oluyor tabi ki de dümenlemenin farkı. Şu an etrafı fazla göstermediğim için size. Fakat bir roteli videosunda şey yapacağım size. Drone'la bir görüntü alacağım. Telefonum kırıldı. Normalde bugün drone görüntüsü alacaktık. Fakat bakın ki anlarsınız ki şöyle. iPhone 6 kullanıyorum. Zafer abiden aldım. Telefonum kırıldı. O yüzden ben drone'u falan kullanacağım. Program da onun içindeydi. Gitti yani şu an. Hiçbir şeyim yok şu an. Sadece beni arayan ulaşabiliyor. WhatsApp'tan falan takılıyoruz yani. İyi kötü. Öyle. Görüntü şu. Çok güzel. Ben çok memnun kaldım arkadaşlar. Gerçekten otomatik dümenleme çok büyük bir rahatlık. Ayrıca ekilişte, çapada, gübrede, ilaçta asıl ben bunun faydasını göreceğimi düşünüyorum. Onları ilk yazın göreceğiz. Rotide de merak ediyorum. Rotide nasıl olacak acaba? Çünkü daha fazla kendini gösteren şeyler bunlar. İlerleyen günlerde bunları da göreceksiniz siz de benimle beraber. Hep beraber bunlara tanık olacağız. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.